Hepiniz merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Fen Okulu High Score çözeceğiz. Uzun süredir çözmedik. Yeni kalemimle birlikte başlayalım. Bu ara kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, birinci soruyla başlayalım. Kışın terlediğimiz zaman bir süre sonra üşürüz ve titreriz. Yukarıda gerçekleşen olayın gerçesini hal değişimi olayları ile ilişkilendirerek açıklayan bir öğrenci aynı gerekçeyi aşağıdaki olayların hangisini açıklarken kullanamaz. Burada buharlaşma oluyor. Su, üstümüzdeki ter suyu buharlaşmaya çalışır. O zaman bizden ısı alır. Biz de o zaman üşürüz. Kışın karın oluşumu soğuk havanın yumaşamasına sebep olur. Bu olur. Bir dakika, yere dökülen bir su bir süre sonra buharlaşa kaybolur. Hayır, bir dakika. Birinciden pek emin değilim. %100 doğru. Elimize dökülen kolonya bir süre sonra buharlaşa kaybolur ve elimizi serinletir. Bu olur. Kesilen bir karpuzu bekle. Güneşte. Şimdi bunlar niye olur? Çünkü bunlar üçü de buharlaşma, ama bu Adana olmaz çünkü buharlaşma değil. Burada başka bir şey. Burada donma, katılaşma. Cevap Adana. Defne yapacağı bir kontrollü deney için deney değişkenlerini aşağıdaki gibi not alıyor ve deneyini gerçekleştirmek için verilen düzeneği kuruyor. Deney değişkeni, bağımlı değişken, sıcaklık artışı. Bağımsız değişken, madde miktarı, kontrol değişkeni, madde cinsi miktarı. 100 gram su ısıtılma süresi. Defne kurduğu düzenek ile birlikte aşağıda verilen düzeneklerin hangisini kurup karşılaştırma yaparsa belirttiği değişkenler doğrultusunda amacına ulaşır. Şimdi bağımsız değişken, madde miktarı. Sonra madde miktarı farklı olmalı. Burada 100 gram, 100 gram aynı. O zaman 200 gramlar kaldı. Bağımlı değişken, sıcaklık artışı. Kontrol değişken, madde cinsi, ısı miktarı. Cevap denizle. Burada hem madde, ısı miktarını kontrol ediyor. Isıtılma süresi 10 dakika. 10 dakika. O yüzden cevap denizle. Çünkü burada 20 dakika. Daha çok ısınır bu. Aslında daha çok ısınmaz da. Çünkü 200'e 20'ye böldüğümüz zaman 10 oluyor. 110'a böldüğümüz zaman 10 oluyor. Eşit sürede ısıtılacak, ama bizim istediğimiz bu şey değil. Sıcaklık değişimi kütle ilişkisini arttırmak için bir deney yapılmıştır. Deneyde kurulan hipotez, uygulanan yöntem, ulaşılan bulgular ve deney sonucu aşağıdaki raporda gösterilmiştir. Deney raporu, hipotez, maddelerin sıcaklık değişimi sıvıların kütlelerine bağlıdır. Yöntem, 3 özdeş behre farklı miktarda sular konulur. Termometre ile sıvıların sıcaklıkları ölçülür. Bu behrede özdeş ısıtıcılar kullanılarak hal değişimi sıcaklığına ulaşmayacak şekilde eşit süreyle ısıtılır. Isıtılma işlemi sonunda sıcaklıkları tekrar termometreyle ölçülür. İlk ve son sıcaklıklar arasındaki fark hesaplanır. Şimdi 3 tane beğenimiz var. Hepsinde farklı miktarda su. Bu olmaz. Burada aynı miktarda su. Ve şimdi burada ne diyor? Sonuç, kütle arttıkça sıcaklık değişimi azalır. Maddelerin sıcaklık değişimleri gibi. Tamam, bunu anladık. Kütle arttıkça sıcaklık değişimi azalır. Yani 2'de en çok su olmalı ki en az ısınmalı. O zaman Denizli gitti. Ceyhan gitti ve cevap Bursu. 1 ortalarda olduğu için aynı şekilde ve burada sıvı en az olduğu için daha çok ısınır. Ve cevap Bursu olur.
Alev eşit kütledeki bakır, demir ve alüminyum çubukları sıcak suyun içerisine bırakmış ve kontrollü bir şekilde suyun sıcaklığını koruyarak tüm çubukların sıcaklığının 90 derece olmasını sağlamıştır. Daha sonra her bir çubuğun kütleleri ve ilk sıcaklıkları eşit olan su dolu 3 farklı beherin içine bırakmıştır. Isı dengesi sağlandıktan sonra sıcaklıkları termometre ile ölçerek bir tabloya kaydetmiştir. Isı alışverişi sadece su ve çubuklar arasında olduğu kabul edilecektir. Tamam. O zaman çubuklara ve beherlerdeki suların ilk sıcaklıkları ve son sıcaklıkları aşağıdaki tablodaki gibidir. Bakır çubuk 90, son sıcaklık 27. Birinci beher ilk sıcaklık 20 derece, son sıcaklık 27 derece. Demir çubuk 90 derece, son sıcaklık 30 derece. İkinci beher 20 derece, son sıcaklık 30 derece. Tamam. Alüminyum çubuk 20, 35, 20, 35. Tamam. Halil yaptığı deney ve elde ettiği sonuç tablosuna göre ısı alışverişi sonunda maddelerin son sıcaklıkları eşit olacaktır. Evet. Hangisi yapılabilir? Bir olmayanı eledik. Metal çubukların sulara verdiği ısılar arasında alüminyum, demir, bakır ilişkisinin olduğunu. Evet. Burada 7 arttırdı. Burada 10 arttı. Burada 15 arttı. O yüzden en çok alüminyum, sonra demir, sonları da bakır. Sonra iki olmayanı deledik. Yani Bursa gitti. Metal çubukların öz ısılar arasında bakır, demir, alüminyum. Aynen öyledir. Isı ilişkisi ve öz ısı ilişkisi ters, yani zıttır. O yüzden cevap Denizli 3'te oluyor. Bunu doğru yapmışızdır. Bir dakika, şu kitabı şöyle koyacağım. Türleri bilinmeyen X sıcaklıkları verilen X, Y ve Z sıvıların belirtilen miktarda şekil bir de özdeş kaplara doldurulmuştur. Özdeş ısıtıcılar ile eşit süre ısıtılan sıvıların son sıcaklıkları da şekil 2'de verilmiştir. Bu sıvıların ile ilgili bazı öğrenciler yorum yapmış ve yorumların aşağıdaki tabloya kaydetmiştir. O zaman X ve Y sıvıları aynı cinsken Z sıvısı farklı cinstir. Bir dakika. O zaman 120 dereceydi. 40 derece oldu. 220 dereceydi. X ve Y sıvıları aynı cinsken Z farklı sıvıdır. Şimdi Beren yanlış söyledi. O zaman Beren olan şıkları eliyorum. Yani B ile C gitti. Şimdi beril doğru mu diyor. Öz ısı en küçük olan sıvı Z sıvısıdır. Aynen, çünkü gayet de 50 derece değişimi var. Hatta 50 değil, 60. O zaman bu oluyor. Hem miktarı çok hem de artışı en çok. O yüzden özdesi en büyüktür. Defne, her üç sıvının da öz ısıları birbirinden farklıdır. Hep evet, doğru. Ve X ve Y sıvıları karşılaştırılarak sıcaklık artışının maddelerin miktarına bağlı olduğu ispatlanabilir.
Hayır, olmaz. Ya da olur mu? Hayır, olmaz olmaz. O zaman cevap Bursa, Beril ve Defne. Sonraki sorumuza geçelim. Zaten son kaç sorumuz kalmış? Daha var. İyi. Nanoteknoloji, kimya endüstrisinin gelişmesine ve bu alanda ürünlerin oluşturulmasına hizmet veren önemli bir alandır. Nanoteknoloji, atom ve moleküllerin birleşmesiyle oluşan metrenin milyarda biri ölçekli yapılar olarak tanımlanabilir. Nanoteknolojinin bazı uygulamaları aşağıda verilmiştir. Bugün üretilen çelik yelekler karbon nanotüp katkılı ve çelikten 10 kat daha güçlüdür. Bunun yanı da hafiftir. Gen çalışmaları günümüzde büyük önem kazanmıştır. Bunun içinde nano ölçekteki aygıtlar bu işin zorlukları aşılabileceğini tahmin edilmektedir. Roket ve uzay istasyonları için öncelikle sıya dayanıklı nano yapılı kaplama yapılmakta ve nano ölçekte aygıtlar kullanılmaktadır. Bilgisayar ve elektronik sektörü daha küçük, daha ince, daha hafif ürünler üretme vizyonu içinde olup bunu da nanoteknolojiye borçludur. O zaman nanoteknolojiyle ilgili olarak kimya endüstrisinin farklı alanlarına katkıda bulunmaktadır. Çıkarılabilir. Geleneksel kimya endüstrisi çalışmalarının alternatif olacak yenilikçi bir yöntemdir. Kimya endüstri çalışmalarının yanı sıra biyoteknoloji çalışmaları da katkı sağlamaktadır. Olmaz. 3 olanı eliyoruz ve cevap 1 ile 2 oluyor. Cevap Adana. Aşağıda TMMOB Kimya Mühendisler Odası'nın kuruluş amaçlarından birkaç tanesi verilmiştir. Üniversitelerin kimya mühendisliği bölümlerinde eğitim gören öğrencilere mesleği tanıtmak, eğitim, araştırma ve böyle konularda yardımcı ve benzeri konularda yardımcı olmak, mühendislik eğitiminin ve öğrencilerinin sorunları incelemek, çözüm önerilerini sunmak ve girişimlerinde bulunmak, meslek alanında üretilen ürün ve hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak ve denetimlerde bulunmak, kimyasal madde ve ürünlerinin yerli ve yabancı kaynaklardan satın alınmasında ihale ve satın alma şartnamelerinin, anlaşma tiplerinin, ülkenin gereksinimlerini hızla karşılayacak nitelikte olmasını sağlamaya çalışmak. Kimya Mühendisler Odası'nın kuruluş amaçlarına ilgili olarak kimya mühendisliği ikimiz kimi olur. İki olmayan ediyor, bir olmayan ediyoruz. Kimya mühendisliği kalitesi artırılacak ARGE'ye araştırma girişindeki çalışmalarında yardımcı olmak. Bu da olur. İki olmayan eledik. Kimya endüstri ürünleri ithalat yerini ihracat yerini üzerine çıkarmak. Bu olmaz. Cevap Adana. yılında bazı kimya endüstri ürünlerindeki ithalat ve ihracat verileri tabloda gösterilmiştir. Tablo incelendiğinde kimya endüstrisinde ihracat ithalattan azdır. İhracat ithalattan azdır. Doğru. İhracat rakamları arasında gelirin en fazla olduğu sektör mineral yakıt sektörüdür. Evet. Zaman iki olmayan eliyoruz. Yine Adana gitti. İthalat devrelerin ihracat yerine oran en fazla olan
Ürün eczacılık ürünüdür. Hayır. Cevap Ceyhan. 1 ile 2. Profesör Doktor Nazan Apaydın Demir kimya hükmeden dünyaya hükmeder. Başlıklı gazete yazısının sonuç bölümünde bugün gelişmiş yani sanayileşmiş ülkelerin ekonomik gelişmelerinde öncü sektör olarak nitelendirilen sektörlerin başında kimya sektörü gelmektedir. Kimya sanayi olmadan sanayileşmenin düşünülmesi, kan dolaşımı olmadan bir insanın yaşamı sürdürebilmesi düşünmek gibi imkansız bir şeydir. Ülke bazında bakıldığında kimyaya hükmeden dünyaya hükmeder. İlk Nobel ödülümüzü kimya, biyokimya alanında gelmesine de özellikle dikkat çekmek isterim şeklinde kimya endüstrisinin ülkeler için önemli belirtmiştir. Ha. Bu dünya ülkeler arasında söz sahibi olmak isteyen ülkemiz aşağıdakilerden hangisini yapması uygun olmaz? Kimya eğitim alanında iyileştirmeler yapılmalıdır. Bu o olur. Katma değeri yüksek ithalat ürünlerin ülkemizde üretilebilmesi için kalifiye eleman yetiştirilmelidir. Bu da olur. Dışa bağımlı üretim modelleri geliştirilmelidir. Yerli üretim ve tüketim desteklenmelidir. Dışa bağımlı üretim modelleri geliştirilmelidir. Ne olabilir, ne olabilir? Ya şimdi dışa bağımlı üretim modelleri geliştirilmelidir. Anlamadım ki cümleyi tam olarak. Ama aslında dışa bağımlı üretim modelleri geliştirilmelidir. Aslında bu da olur ya. Ve cevap Cihan çıkar. Ya sonuçta dışa bağımlı olacağız. Ve nesi iyi ki bunu? Aşağıdaki tabloda kimya sektörüne ait 2015-2017 yılları ihracat ithalat bilgileri verilmiştir. Bu tabloda verileri kimya endüstrisinin gelişmesinin ülkemize katkılarıyla beraber değerlendirilip sonuçların öğrencileriyle tartışan Elif Öğretmen öğrencilerinden aşağıdaki yorumları alıyor. İthalatımız ihracatımızın yaklaşık 4 katıdır. İthalatımız bu doğru. Evet, yaklaşık 4 katıdır. Aynen. Kimya sektörü ithalatındaki artış sayesinde ülkemizin ekonomisi gelişme gösterecektir. Hayır, ne alaka, dışarıya daha bağımlı oluruz. Direkt bir olanları eledim. İki olmayanları da eledim. Ailece kaldı. Her şey aslında burada üçe bağlı. Hayır, üçü de baksam, dörde de baksam fark etmez. Kimya endüstrisinin gelişmesiyle daha önce ithal edilen mallar kendi aynen dışa bağımlılığımız azalır. Bu da olur. O yüzden 3 olanı eledik ve cevap Adana çıktı. Şimdi ise kontrol zamanı. Dur, parmağım sığmadı. Evet. 3 tane yanlışımız çıktı. Birincisi bu. Diğerleri şu ikisi. İkisinde de 3'ü kabul etmemişim. İkisinde yanlış çıktı. Aslında bunda da 3'ü kabul etmemişim. Ha, 3'ü kabul etmemem lazımdı. Şimdi bak ne demiş? Bakır, demir, alüminyum. Dakika. 10, 60, 63,
7. Aslında ona bakılırsa bakır demir alüminyum ilişkisi olmaz. Yine alüminyum demir bakır olmalı. Aynen cevap de 3'te olmazdı. Ve cevap Adana olmalıydı. Burada 3 niye kabul etmedik? Mühendisliği çalışmanın yanı sıra biyoteknoloji çalışmada katkı sağlamaktadır. Gen çalışmaları biyoteknolojidir. O yüzden bu da kabul edilmeli ve cevap Denizli olmalıydı. Kimya endüstri ürünleri ithalat yer ne ihracat yerinin üzerine çıkarmak. Burada yerli ve yabancı kaynakları satın alınmasında ihraç ve satın al şartına anlaşma tiplerine yükün gir. Aynen burada da bundan bahsediliyor ve o yüzden cevap Denizli olmalı. Üçte kabul edilmeli. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Yarın söz veriyorum matematik çekeceğim. Bugün çekemedim. Bugün feni çektim. Uzun süredir çekmiyordum. Ve ya, zaten yarın fenle önemli bir sınavımız var. Ona hazırlık yapıyordum. Hepinize iyi günler diliyorum. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Evet yeni kalemle bir video çektim. Reklam olmasın. Bir dakika şunu şöyle yapayım. Aynen. Burada videoyu bitiriyorum. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Sonraki videolarımda görüşürüz.